Değerli dostlarım, merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yoldan arıyorum sizi, yoldan ulaşıyorum. Bana bir geri bildirim yaparsanız ses gelmeye başladı mı acaba diye. Kesinti olursa da kusura bakmayın. Yoldan yaptığımda Sertaç'cığım merhabalar. Şimdi bazı şeyleri sohbet etmek istiyorum sizinle. Çünkü böyle zamanlarda birbirimize gerçekten çok ihtiyacımız var. Olan biteni, en doğruları konuşmaya çok ihtiyacımız var. Şu interaktif denilen yayınlardan yapalım. Hem ben de yolda sohbet etmiş olayım. Hem de bu arada soda döktüm. Beceriksizliğim tuttu, sakarlığım tuttu. Neyse, leke yapmaz. Filiz Hanım merhaba, Güler Hanım, Tülay Gönül, Feride Hanım, Emine Hanım, Zehra İsmet. Hepinize çok sevgiler, saygılar sunuyorum. Şimdi sabahleyin İstanbul'daydım. Basın İlan Kurulu'nun genel kurulundaydım. Bazı şeyler anlatacağım. Size önem verdiğim şeyleri anlatacağım. Tabii ki olayı da şu an yaşanmakta olan ekonomik sıkıntıya, krize de getireceğim. Ve buradan da nasıl çıkacağımız konusundaki düşüncelerimi paylaşacağım. Ben icra makamı değilim. Elimde icra yetkisi olsa çözeriz hep birlikte. Ama sizler gibi düşünen, düşündüğünü de buradan büyük sayıdaki vatandaşımıza ulaştırabilme imkanına sizler sayesinde sahip biriyim. Sizden biriyim. O sebeple burada konuştuklarımızın siyasetçiler tarafından dinlenerek vatandaşın talepleri olarak yerine getirilmesini bekliyorum. Şimdi sevgili dostlar, mesele şu, ben size bu ekonomik krizi anlatayım. Niye buradayız, sebebi nedir? İzin verin, çok kısa, çok öz anlatayım. Bir aile bütçesi düşünün. Ailenize karı koca çalışıyorsunuz, 5 lira giriyor, 5000 lira giriyor ayda. Siz 7000 lira harcıyorsunuz her ay. Ne yapıyorsunuz? 2000 lira borçlanıyorsunuz. Borçlanmayı durdurmak için ne yapmanız lazım? Ya 7000 değil 5000 lira harcayacaksınız ya da 7000 lira kazanacaksınız. Bunu böyle yapmayıp 5000 lira kazanırım, 7000 lira harcarım demeye devam ederseniz size bir süre borç verirler. Piyasada para bolsa iyi de borç verirler, sürekli borç verirler. Ama sonunda piyasadaki para kısılır, borç alamaz hale gelirsiniz ya da yüksek faizle borçlanırsınız. Bizim şimdi geldiğimiz durum bu. Biz kazandığımızdan daha fazlasını harcadık çok uzun yıllardır. Ve artık borcumuzu kolay kolay ödeyemez hale geldik, kırılgan hale geldik. Kırılgan hale geldiğimizde de işte Trump gibi bir kabadayılık yapan bir ABD başkanı bize kendince posta koymaya kalkınca, ki haddini bildiriyoruz ve bildireceğiz de, ekonomimizde sıkıntı oluyor. Yani bu Amerikan başkanı Almanya'ya da laf söylüyor, Çin'e de laf söylüyor, işte Avrupa Birliği'ne de laf söylüyor. Ama orada euro düşmüyor. Tepe taklak olmuyor. Bizde oluyor. Demek ki ekonomimizde bir sorun var. Ve bunu suçlamadan, bağırıp çağırmadan, sükunetle konuşarak çözmek zorundayız sevgili dostlarım. Sizden ricam sükunetinizi kaybetmemeniz. Her zaman aklı selimle çözeceğiz. Bugün bizim ihtiyacımız olan bağırıp çağırmak değil, düşünmek. Zaten yeterince bağırıp çağıran yok mu? Zaten yeterince bağırıp çağıran var. Yeterince
ağzına geleni söyleyen var. Biz bağırıp çağırmadan çözeceğiz bu işi. Çünkü akıl bağırıp çağırmakta değil. Daha çok bağıran daha haklı olmuyor. Bundan sonra ne gibi adımlar atılmalı? Sevgili dostlarım. Bundan sonra atılması gereken adım şudur. Türkiye yapısal bir reform yapmak zorundadır. Bu yapısal reform muhakkak surette ama muhakkak surette yargı reformunu içermelidir. Yargı reformu yargıyı hızlandırmak değildir. Yargı reformu yargıyı güvenilir hale getirmektir. Yargıyı güvenilir hale getirmek, yargının siyasetin etkisinden mutlak şekilde kurtarılmasıdır. Türkiye'nin on binlerce, hep söylüyorum, namuslu, çalışkan, fedakar ve cesur avukatı, hakimi, savcısı vardır. Türkiye'nin ihtiyacı siyasetin müdahalesine tamamen kapalı bir düzeni kurmaktır. Bunun için de mutlaka anayasa değişikliğiyle Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısını değiştirmek gereklidir. Halil Beyciğim, işte yargı mı kaldı? Bunları cevaplıyorum size. Bir dinlerseniz beni eğer, yargı bağımsızlığını getirmemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü bugünkü algı şu sevgili dostlar. Türkiye'de de sokağa da çıkın algı bu. Yurt dışına da çıkın algı bu. Eğer siyasi iktidar birinin tutuklanmasını isterse tutuklanır. Siyasi iktidar birinin salınmasını isterse salınır. Şimdi algı bu olunca Trump gibi bir kabadayı da çıkıp diyor ki bana papazımı geri ver. Şimdi bunu Belçika'ya diyemiyor. Neden diyemiyor? Çünkü Belçika kralına dese Belçika kralı anayasasını gösterir, der ki benim yargı üzerinde ne yetkim var ki bana böyle bir şey söylüyorsun? Dünya da bunu söyler. Ama maalesef biz bu son referandumda anlattıklarımızın hepsinin, her kaygımızın doğru çıktığını görüyoruz. Yargının en üstünde bu organizasyonunu yapan, hakimleri, savcıları göreve alan, hayır Muharrem Beyciğim, ben düzen kurmayacağım Muharrem Taşçı Bey. Hep birlikte doğruyu kuracağız. Ben sizin düşmanınız değilim Muharrem Taşçı Bey. Siz de benim düşmanım değilsiniz. Bize düşman dışarıda. Dışarıdan düşman saldırırken, bizim birbirimize saldırmamız kadar anlamsız, onları mutlu edecek bir şey olabilir mi Muharrem Beyciğim? O yüzden şu eski alışkanlığı ve şımarıklıkları isterseniz bırakalım ha. Çünkü birbirimizi bugün yemek şımarıklık. Bu lüksümüz yok. Bugün bizim birbirimize sarılmamız lazım. Dışarıdan saldırı altındayız, görmüyor musunuz? Dışarıdan gelen saldırıya karşı milli birlik içinde olmalıyız. Milli birlik içinde olmak bir kişinin dediğini kayıtsız alkışlamak değildir. En milli olanı, en doğru olanı söyleyebilmektir. Ben şu anda size en doğru olanı söylüyorum. Sizi yanıltmama sözüm var. Yargının, evet yoldayım, yapabileceğim bir şey yok işte buna. Şu anda yoldayım. Kayseri'den dönüyorum, bir cenazeden dönüyorum. Yoldayım, anlatırım. Sevgili dostlarım, yargının, Sayın Cumhurbaşkanı'nın emir ve talimatına açık olduğu yönündeki algı Türkiye'nin başına beladır.
Cumhurbaşkanının başına da beladır, açık söylüyorum. Ve bana Cumhurbaşkanına sayın dediğim için sakın kimse laf etmeye kalkmasın. Ben Cumhurbaşkanına sayın derim ve demeye de devam edeceğim. Bir insana sayın demek, makama saygı göstermek, emir kulu olmak demek değildir. Bunu bu şekilde anlayın ya da anlamayın. Çok önemli değil benim için. Sevgili dostlar, yargının Suna Hanım, siz de konuşursanız duyacak. Volkan Bey, siz de konuşursanız duyacaklar. Şansel Hanım, hepimiz hep birlikte konuşursak duyacaklar. Ve bugün hep birlikte doğruları söyleme, doğruları yayma zamanı. Arzu ederseniz paylaşalım. Davut Beyciğim, beni tanımıyorsunuz ki sevmezsiniz. Tanıdıktan sonra belki seversiniz, belki sevmezsiniz. Ama birbirimize saygı duymaya ihtiyacımız var. Bugün birbirimize saygı duymaya ihtiyacımız var. Çünkü saldırı altındayız. Şimdi, eğer hakimlerin tamamını göreve alan, hakimlerin tamamını görevden atabilecek olan, hakimlerin tamamını terfi ettiren, tayin ettiren kurumun hemen hemen tüm üyeleri bir kişi tarafından atanıyorsa, Cumhurbaşkanı şapkasıyla yarısı, kalan yarısı da meclisteki çoğunluğun temsilcisi şapkasıyla atanıyorsa, burada bu kişiyi ikna ettiğinizde, bu kişiyi üstüne bastırdığınızda istediğinizi tutuklatacağınızı, istediğinizi tahliye ettireceğinizi düşünebilirsiniz. İşte Trump buna oynuyor. Şu halde Türkiye'nin bu yanlıştan dönmesi lazım. O zaman söyledik, yanlıştan dönmek erdemdir denendi. Yanlış olduğu görüldü bunun. Yargı mensuplarına da sordunuz, yani hakimlere, savcılara da sorduğunuzda size özel olarak zaten haklısın diyorlar. Bakın, kavga etmeden anlatıyorum. Sesimi yükseltmeden anlatıyorum. Ben de sesimi yükseltebilirim. Ben de bağırıp çağırabilirim. Herkesin sesi yüksek çıkabilir. Saygısızlık yapmadan anlatıyorum. O yüzden dinlemekte ve doğruyu anlamakta çok fayda var. Sonuçta çünkü maalesef dediklerimizin doğru olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi anlayalım, şimdi çözelim. Bizim derhal bir yapısal reforma ihtiyacımız var. Ve özetini söylüyorum. Yapısal reform ancak ve ancak yargının güvenilir kılınmasıyla olur. Türkiye, sevgili dostlarım, üretmeden tüketiyor. Türkiye'ye fabrika lazım. Türkiye'ye üretim yapacak fabrika lazım. Bu fabrikaların kurulması için insanların düşüncelerinden dolayı başlarına bir iş gelmeyeceğinden, yaptıkları yatırımın hukuk güvencesi altında olacağından emin olmaları gerekiyor. Yani siyasi iktidarla bir şekilde takışırsak malımıza el koyarlar. Siyasi iktidarla takışırsak ihale alamayız. Siyasi iktidarla takışırsak hapse gireriz. Siyasi iktidarla takışırsak batarız kaygısını ne giderir? Sığınabileceğiniz bir yargının olması gerekir. Nasıl bir yargıya sığınabilirsiniz? Siyaset yapmayan, siyasetin emrinde olmayan. Buna kim karşı çıkabilir ki? Siyaset yapan yargı istemiyoruz. Çünkü yargı eğer siyaset yaparsa, ben yargı mensubunu oylayıp seçmediğime göre, onu değiştiremiyorum. Bu yanlış. Ben siyaset yapan yargıç da gördüm vaktiyle ve bundan rahatsız oldum. Ama kürsüde siyasetin emrindeki yargıcı da istemiyorum. Ben 367 kararının Anayasa Mahkemesi'nin siyasi bir karar olduğunu söyleyen biriyim ve bundan çok rahatsız olduğumu defalarca dile getirdim. Bu siyaset yapan yargı örneğiydi, yanlıştı. Siyasetin etkisinde olan yargıyı da görüyoruz. Cemaatin etkisinde olan yargıyı gördük.
gördük. Cemaatin emrindeki yargıyı gördük. Şükürler olsun temizleniyoruz bundan. Şimdi o zaman doğruyu yapalım gelin. Siyasetin telkinine, tavsiyesine tamamen kapalı. Siyasetten hiçbir şekilde emir, telkin, tavsiye almayan, sistemine güvendiğimiz bir yargı kuralım. Sistemine, insanların cesaretine değil, sistemine güvenelim. O zaman üretim ekonomisine geçeriz. Bizim üretmemiz lazım. Bu borcu ancak üreterek kapatabiliriz sevgili dostlarım. Ancak üreterek. İşte sizden ricam bu. Bakın bugün basın ilan genel kurulundaydım. Ve gördüğüm manzara şu. Anadolu basını, ciddi bir şey söyleyeceğim size. Çok ciddi bu söylediğim. Bir örnek sadece. Anadolu basını artan kağıt fiyatları sebebiyle batma noktasına gelmiş. Gazetenin satışı 1 lira. Gazetenin satışı 1 lira. Kağıt maliyetiyle baskısı 5 lira. Neden? Çünkü dolar feci şekilde arttı. Peki doların artışından kağıdın maliyeti niye artıyor? Çünkü 10 sene önce bizim SEKA'nın 10'a yakın kağıt fabrikası vardı. 10 sene içerisinde yurt dışından almak daha ucuz gibi göründüğü için kağıt fabrikalarının tümü kapandı. Tamamının arazisine inşaat yapıldı. Ve Türkiye bugün kağıdının %95'ini dışarıdan satın alıyor. Yazık değil mi? 10 sene önce kağıdının %80'ini içeriden üretirken 10 sene sonra bugün 2018'de kağıdının %95'ini dışarıdan satın alıyor. Dolayısıyla dolar patlayınca da gazete basamaz hale geliyoruz. Mesela Anadolu basını için söylüyorum. Demek ki bizim üretmemiz lazım. O kapattığımız fabrikaları ileri teknolojiyle yeniden açmamız lazım. Evet, adalet mülkün temeli, gerçekten adalet ülkenin temeli. Üretim ekonomisini istiyorsak tarafsız, bağımsız, güvenilir ve savunmanın mutlaka etkin olduğu bir yargı olması lazım. Ben buradan bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Diyorum ki bir sürü yapısal reform diye bir şeylerden bahsediliyor etrafta. Sayın Maliye Bakanı, ben çok anlayamadım, kavrayamadım tam olarak ne dediğini ama yapısal reform dedi, iş insanları alkışladılar falan. Neyi alkışladıklarını bilmiyorum, ben anlamadım, anlamadığımı söylüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bir talepte bulunuyorum. Bu zor zamanda, şu anda Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz. Ben yönetmiyorum. Bir başkası da yönetmiyor, siz yönetiyorsunuz. Ve 16 Nisan'da geçen anayasa değişikliğinde de neredeyse tek başınıza her konuda yetkilisiniz. Yargının düzelmesi lazım. Yargının bağımsız, tarafsız hale gelmediği bir yerde ekonomik hiçbir yapısal reformdan söz edilemez. Her şey geçici olur. Aspirin tedavisidir. Ben sesleniyorum burada. Gelin bizi dinleyin. Bizi dinleyip de dediğimizi yapmak zorunda mısınız? Tabii ki değilsiniz. Belki biz ikna oluruz, siz haklısınız deriz. Belki biz sizi ikna ederiz. Belki de birbirimize birer adım atarız. Şu anda bizim ihtiyacımız olan bu değil mi? Şu anda tüm dünyaya göstermemiz gereken, tüm ülkeye göstermemiz gereken bu değil mi? Türkiye'nin %100'ünün birbirini dinlediği, birbirine saygı gösterdiği değil mi? İşte o yüzden değerli dostlarım, Türkiye'nin birliğini gösterebilmek adına siyasi iktidarın kendi gibi düşünmeyenleri de dinlemesi lazım.
Bugün baktım. TOB'u dinleyeceklermiş, STK'ları dinleyeceklermiş, onları dinleyeceklermiş, bunları dinleyeceklermiş. Ya bütün mesele yargıdan çıktı. Bütün mesele yargıdan çıktı. Papazı serbest bırakmıyorsun diye tehdit edebilmesi doları 2,5 lira birden attırdı. Birinin aklına gelmiyor mu şu yargının düzeltilmesi? Yargının güvenilir hale gelmesi. Yargı güvenilir hale gelmezse bu tehditlerin daha niceleri gelir. Türkiye'ye yatırım da gelmez. Ben söylüyorum. O yüzden siz de söyleyin. Bu sözü yayın. Bu sözü yayın sevgili dostlarım. Sizin sözünüz, hepimizin sözü. Ben siyasetçi değilim. Ben siyasi partici değilim. Ben sizin temsilcinizim. Hangi siyasi partinin ne yaptığıyla da hiç ilgilenmiyorum. Sadece şu anda güncel, cayır cayır yanan bu büyük kriz nasıl çözülür onunla ilgileniyorum. Bugün hadi bakalım yargıyı düzeltmemiz lazım desinler. İddia ediyorum. Yarına dolar düşer. Bu kadar iddialı söylüyorum. Yargıyı güvenilir hale getirmek için hadi hep birlikte çalışacağız desinler. İddia ediyorum. Trump'ın hiçbir saldırısı, hiç kimsenin hiçbir saldırısı doları yükseltemez, Türk ekonomisini yıkamaz. Öyle bir güç var bizde çünkü. Öyle bir milli birlik var. Bunu bilmiyorlar. Masa başında oturup Türkiye aleyhine projeler düzenleyenler bunu bilmedikleri için her seferinde çuvallıyorlar. Biz zor zamanda birleşiyoruz. Müthiş bir birliktelik sergiliyoruz. İşte o birlikteliği yine sergileyelim arzu ediyorum sevgili dostlarım. Düşmanlıkla da değil bu iş. Ben hiç kimseye düşman değilim. Hiç kimseye düşman değilim. Anayasa reformu değildi o. Anayasa yanlışlıktı o. Başkanlık sistemine de geçilmiş de olabilir. Bakın başkanlık sistemiyle ilgili de konuşmuyorum şu anda. Başkanlık sistemine geçilmiş de olsa ki ben geçilmesini istemedim. Yargının güvenilirliğini başkanlık sisteminde de sağlayabiliriz. Papaz Engin Bey belki bir hikaye ama bir vesile. O vesile daha çok çıkar yabancıların eline. O yüzden o malzemeleri onların elinden almak lazım sevgili dostlarım. Hepinizin bu söylediklerimi düşünmenizi rica ediyorum. Değerlendirin. Kabul ederseniz söylediklerimi, diken battığı yerden çıkar, diken de yargıdan battı, gelin buradan çıkaralım derseniz, yargıya güveni yeniden tesis etmek için, anayasa değişikliği için çalışalım. Özlem Hanımcığım, canlı yayından başka yolu yok. O canlı şöyle bir yolu var, sizin paylaş butonuna basmanız bir yol. Paylaş butonuna basarsanız daha çok kişiye gider. Beni eğer bir televizyona çıkartıp, mesela CNN'e çıkartıp bunları tek başıma anlatmama izin verirlerse ben anlatırım. Ama nerede böyle bir şey yok. Bazı dostlar ya niye seni televizyonlarda göremiyoruz diyorlar. Ben de diyorum ki verin televizyonunuzun adresini oraya çıkayım. Yani hangi televizyona çıkmamı istiyorsunuz? Hangi gazetede konuşmamı istiyorsunuz? Tüm Türkiye'ye hitap edebileceğim ulusal kanal ya da yaygın yayın yapan kanal denilen bir kanal da konuşabileceksen buyurun söyleyin adresini verin. Ama burası bizim kanalımız oldu ve o sebeple de sizin de yaymanızı, sizin paylaş butonuna basmanızı önemsiyorum tüm Türkiye'ye ulaşabilmek için. İşte geçen gün yaptığımız yayınlardan biri sanıyorum 10-15 milyona ulaştı. Ne kadar önemli, sizin sayenizde ulaştı. Evet, halkı tınlıyorlar, halkı dinliyorlar. Sizi de dinliyorlar. Sizi de dinliyorlar. Ben ülkeyi bir ve beraber tutmak için uğraşıyorum sizinle birlikte. Benim çocuklarım bu ülkede yaşıyor, ben bu ülkede yaşıyorum.
Başka gidecek hiçbir ülkem yok. Olsa da gitmem. Siz de gitmiyorsunuz. Bu ülke bizim. Bu ülkede torunlarımız da yaşayacak. Refah içinde yaşayacak. Ve bunun için de ön şart yargıyı güvenilir kılmak. Sevgili dostlarım. Ben sabah İstanbul'daydım. Basın İlan Genel Kurulu'ndaydım. Öğleden sonra uçakla Kayseri'ye geldim. Çok yakın bir arkadaşımızın, dava arkadaşımızın, denetleme kurulu üyemizin kardeşini acı bir olayda kaybettik. Onu defnetmeye geldik. Ali Civan bana televizyon söyle de oradan oraya çıkayım. Sen istemiyorsun TV çıkmamak. Sen de korktun. Hangi TV güzel kardeşim? Hangi TV? Bana söyle oraya çıkayım. Korksam buradan konuşmam değil mi? Boş konuşuyorsun şu anda. Yani televizyona çıkıp da konuşmaktan korkuyorum da burada mı konuşmaktan korkmuyorum? Allah aşkına ya bırak. Geç bunları. Niye korkayım ki? Bir can borcum var. O da Cenab-ı Allah'a. Başkasına hiçbir borcum yok. Taziye'ye geldim Kayseri'ye, şimdi Ankara'ya dönüyorum. Ankara'da acil işleri yapıp Basın İlan Genel Kurulu'na geri döneceğim. Yolda da sizinle dertleşmek, sohbet etmek istedim. Gerçekçiyim. Ayaklarımız yere basıyor. Şu anda da bu krizi söndürmenin yolunu söylüyorum. Yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını, güvenilirliğini sağlayacak sistemi konuşmak üzere ilgili kesimleri davet etsinler. Bizi davet etsinler. Size iddia ediyorum, bu yangının üzerine bir tanker su sıkmaya eşit olur. Anında yangının alevi söner. İddia ediyorum. Denemesi bedava. Sönmüyorsa tamam, ben yanılmışımdır. Ama yargının güvenilirliğini sağlamak için gelin konuşacağız dedikleri anda dolarda düşme olacaktır. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Neden? Çünkü Türkiye'yi FETÖ yargıyı ele geçirerek ele geçirme noktasına geldi. Türkiye'de liyakat sistemi yargı çöktüğü için çöktü. Türkiye'de sınav sistemi, sınavla doğru insanı doğru yere getirme sistemi yargı çöktüğü için çöktü. Ve bugün Türkiye'de adamı olanın, iş takibi takipçisi olanın işini yargıda çözdüğü algısı var. Bu algıyı yıktığımızda Türkiye'ye yerli yabancı yatırım gelecektir. Bu algıyı yıkmazsak gelmez. Alevi söndürmek istiyorsak bunu yapacağız. Esat Bey, sakalım da beni ilgilendirir ya. Bırak sakalımı Allah aşkına. Bir Ağustos'ta şu sakalım var. Karışmayın bu kadar sakala. Siz benim ne dediğime bir bakın. Dediğime bakın. Yani benim sakalım Ticani sakalı da öbürünün sakalı medeni sakal mı? Ne biçim laflar bunlar ya? Size ne benim sakalımdan, bıyığımdan? Ben sizin kılığınıza, kıyafetinize, sakalınıza, sakalsızlığına karışıyor muyum? Bırakın ya, insanların kıyafetine karışmayın. Ben ara Ağustos'ta sakal bırakırım, Eylül'de de keserim. Bunu da yapacağım. Hiç kimseyi de ilgilendirmez. İşte diyeceğim bu. Yaşar Pars, anlamadım dediğinizi. Sayın Başkan, başkalarının ağzıyla konuşmayın. Biz başkanımızdan memnunuz. Ben kimsenin ağzıyla konuşmuyorum. Değerli dostlarım, işte bu. Sizden ricam. Hadi şimdi bir paylaşın. Biraz daha çok kişiye gitsin. Benim hiçbir siyasi partiyle, hiçbir siyasi particilikle ilgim yok. Benim görevim şu anda sizi en doğru şekilde bilgilendirmek sevgili dostlarım.
yargı bağımsızlığı isteyin. Yapısal reformun ön şartı yargı bağımsızlığıdır deyin. Çünkü diğer her şey buna bağlıdır. Her şey boştur. Yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını, güvenilirliğini sağlamadan yapılacak her şey, emin olun, boştur. Boştur. Allah'a emanet olun. Sevdiklerinize sarılın. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sağlıklıysanız ne mutlu size. Allah hastalara da şifa versin. Hakkınızı helal edin. Yoldayım, Ankara'ya gidiyorum. Hoşça kalın efendim. Saygılar sunuyorum. Hoşça kalın. Paylaşın. Hoşça kalın.